Bakın buraya söylüyorum. 14 Şubat'ı bekleyelim. Bakalım ne olacak? PR yapıyor, reklam yapıyor diyenler. Komiksiniz komik. Vallahi komiksiniz yani. Evet, iyi günler Magazin Express izleyicileri. Güzel bir yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Videomuzun konusu hayranlarından büyük istek geliyor bu konuda tabii ki. Ve aslında bakarsanız geçtiğimiz senenin ve yine 2021 yılının da en çok sevilen çifti. Evet, Kenan Brice'in ve Hande Erçel ikilisi. Neden en çok sevilen oldular? Diziden ötürü mü? Tabii ki dizinin de katkısı var ama ikisinin bir araya gelmesi ve aralarındaki çekim kuvveti o kadar güzel ki, o kadar samimi ki ve bütün bu hisseden, bunu gören, özellikle aşka inanan, sevgiye inanan ve bunu yaşamış olanlar tarafından çok benimsendiler. Ama hala ne oldu? Hala ne oldu? Buna inanmayanlar var. Evet, ikiye bölünmüş durumda. Aslında ikiye bölünmüş de demeyelim. Büyük çoğunluk aslında onların aşkına inanıyor. İnanmayan bir grup da var. Onlar buna rol diyorlar, işte PR diyorlar. Aslında reklam amaçlı kullandıklarını söylüyorlar. Ve onların böyle samimi bu şekilde öpüşmesini, sarılmalarını, göz göze gelmelerini, böyle bu kadar hani içtenlikle bu duygularını belirtmelerini aslında reklam aracı olarak kullandıklarını söylüyorlar. Yani şimdi öyle bir garip durum var. Yani şöyle bir durum var. Yani eskiden evet bazı böyle çiftler çıktı ortaya, reklam amaçlı bu tür şeyleri kullandılar. İnandırıcı oldular mı? Belki inanmak isteyenler oldu ama ben mesela bu tür olanları hemen zaten söyledim. Hemen dedim bunlar işte reklam PR amaçlı olduğunu söyledim. Çünkü zaten belli ediyorlardı kendilerini. Özellikle işin ilginç tarafı da bazılarının özel hayatlarında başka sevdiği insanlar vardı. Zaten sırıtıyordu. Yani birbirlerine sarılmaları sırıtıyordu. Ne bileyim göz göze gelmeleri sırıtıyordu. Ayrı ayrı çekimler yapılıyordu. Onlar da mesela bazılarını da böyle birleştiriyorlardı falan filan. Ama şimdi görüyoruz ki Kenan Bürsin ve Hande Erçel arasındaki çekim o kadar kuvvetli ki bunu roldeki şeyle diziye yansıtıyorlar. Peki hala işte inanmayanlar var. Son işte hatta bakın işte falan Kerem Bürsin işte böyle açıklama yaptı diyenler var. Geçen gün Kerem Bürsin set çıkış açıklama yaptı. Ve işte setinden ya da işte bu yemek çıkışında açıklama yaptı. Dedi ki biz işte dizi setlerinde her zaman böyle şeyler yaşanıyor falan filan. Arkadaşlık da olabilir. Biz Hande ile çok yakın arkadaşız, çok yakınız birbirimize falan dedi. O sordular, anneniz sete gelmiş, işte tanışmış falan diyerekten Hande Erçel'le. İşte o da aynı şekilde, o zaten sete geldiğinde herkese tanıştı falan diyerekten o şekilde lafı çevirdi. Ve bir şekilde de hani Hande ile tanıştı dedi. Ama Hande Erçel'in, Kerem Bürsin'in annesi Hande Erçel'i çok beğenmiş olduğunu da ve setteki konuşmalarından da Kerem Bürsin'le üçlünün bir arada böyle birbirlerine konuşmalarından da duydum ve biliyorum. Yani Kerem Bürsin'in annesinden onay çıkmış Hande Erçel için. Evet. Peki bunu niye saklıyorlar diyorlar. İşte yok, hala bunları tabii kaç videoda paylaştım. Yani bunları şimdi saklama sebeplerini size daha önce de söyledim. Yani yine söyleyeyim, bu dizi devam ederken bunu paylaşmazlar. Yani dizi devam ederken dizinin inandırıcılığı açısından tabii ki bunu paylaşmazlar. Bir anlaşmaları da var. Gerçek hayatta aşk yaşıyoruz olunca dizide de böyle atıyorum bir mesela bir dizide senaryo gereği ayrılık olacak ya da ne bileyim kavga olacak.
ne bileyim belki Hande Erçel başkası ilgilenecek falan. İşte ne bileyim öyle şeyler olacak belki senaryoda. Sen şimdi gerçek hayatta bunlar aşık birbirlerine güzel böyle fotoğraflar koyup da şey yaparlarsa bir garip olur değil mi? Yani bunu hala niçin düşünemiyorlar anlamıyorum yani. Evet tamam. İlk başta ben bunu her zaman söyledim. İlk başta tabii ki PR amaçlıdır, reklam amaçlıdır. Bir dizinin sinerjisi için tutması istenir. Yani belli açıdan ama öyle bir hale geldi ki zaten onlar ilk diziye böyle hani tanıştıkları andan itibaren birbirlerine etik aldılar. Yani bunu dizi çalışanları da söylüyor. Öyle ve yani bunu herkes görmek için de yani tabii aynı zamanda yapımcı firma da söylüyor. Yani elektrik aldılar ve bu elektrik aşka dönüştü izleyenler. Yani birbirlerini o kadar seviyorlar ki, o kadar hani birlikte olmak istiyorlar ki. Zaten bunu her zaman, her fırsatta dizi set aralarında paylaştıkları storylerde belli ediyorlardı. Şimdi biraz böyle hani biraz daha böyle hani şey yapmaya çalışıyorlar. Hani işte böyle yokmuş gibi davranmaya çalışsalar da yine oluyor. Yani nasıl oluyor? İşte bakın son fotoğraflar. Sapanca'ya gittiler çekim için. Orada Kerem Bürsin aynı zamanda fotoğraf çekme meraklısı, hobisi. Kendine güzel makine almış ve onunla güzel kareler çekmiş. Önce Hande Erçel'i çekmiş. Bakın. Hande Erçel'i çekmiş ve altına Hande Erçel bunu paylaşmış. Hande Erçel de bunu paylaşırken altına Kerem Bürsin not düşmüş. Ah bu mükemmel çekim kimin acaba falan diyerekten. Mükemmel çekim kimin kendisi çektiği için. Hande Erçel de Kerem Bürsin'i çekmiş bu arada aynı makineyle. Benim kimin çektiğini söylememe gerek yok galiba diye bir mesaj atmış altına da bakın. İşte. Evet. Birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Birbirlerine güzel mesajlar atıyorlar. Her fotoğrafların altında büyük bir çoğunluğunda mesajlar var. İnce mesajlar da var. Ve işte son yayınlanan işte düğün öncesi, kına gecesi işte ve hamam görüntüleri. Bakın işte böyle bir fragman da var. Evet, bu cumartesi yayınlanacak. Ve işte bakın fragmanda ilk dikkat çeken nedir biliyor musunuz? Bakın yani tabii ki pek çok dizi seyrettik, film seyrettik. Oradaki aşkları, işte şeyleri gördük, fragmanları falan filan. Orada rol yaptıkları hissediliyor tabii ki. Ama bakın bakışmalar, gülüşmeler, sıcak böyle öyle sıcak sarılmalar yani sevgi dolu sarılma ikisinin de Kerem Bürsin'in özellikle Hande Erçel'e böyle duygu dolu sarılması bakın fotoğrafla karelerinde yansımış. Yani tabii ki bunu şimdi hemen diyecekler işte rol yapıyorlar ama içindeki duyguları o kadar yoğun ki çok kolay oluyor. Evet, çok kolay oluyor çünkü yansıtıyorlar. İçindeki duyguyu yansıtmak budur işte. Siz bir sevdiğiniz insanla fotoğraf çektirdiğiniz ya da video çektirdiğiniz zaman bunu yani gerçekten seviyorsanız, aşk doluysa içinizde yaşananlar o fotoğrafa, o videoya yansımaz mı izleyenler? Yani suni midir? Ya da bir arkadaşınızla çektirdiğiniz fotoğrafı videoya bakın. Bir de sevdiğiniz insanla çektirdiğiniz fotoğraf ve videolara bakın. Onlara sarıldığınız ya da işte yanak yanaya geldiğiniz, işte ne bileyim bakıştığınız videolar, fotoğraflar aynı mıdır? Nasıldır? Değil mi? Şimdi bunu hani zaten setten de bir sürü şey, bununla ilgili şeyler geliyor, dedikodular geliyor ama asıl önemli olan yani bunu işte fotoğraflara, karelere, normal hayattaki projelerindeki çekimlere o kadar güzel yansıtıyorlar ki. Yani kimsenin bir şey, şuna sarıl, ya şurada şuna dokunsana, ya şöyle Hande'nin gözüne baksana
yönetmenin demesine bile ihtiyaç yok, biliyor musunuz? Çünkü bunu yapıyorlar. Hem de doğal akışına bırakılıyorlar. Yönetmen motor dedikten sonra her şey akıp gidiyor izleyenler. Hiç kimse dokunmuyorlar bile onlara. Bir şey söylemelerine bile gerek yok. Güzel sarılıyorlar, güzel öpüşüyorlar, sevgilerini belli ediyorlar. Bu güzel bir şey. Yani şimdi herkes soruyor, peki ne zaman açıklayacaklar? İzleyenler 14 Şubat'ı bekleyelim. Evet, ben size bir şey söylüyorum. Bir haber veriyorum. 14 Şubat'ı bekleyelim. Bakalım ne olacak? Ne paylaşacaklar ikisi birden? Nasıl bir şey olacak 14 Şubat'ta? Yani sevgililer gününde, 14 Şubat sevgililer günü ne yapacaklar? Yoksa yine diziye mi dökecekler? Diziye dökeceklerdi belki de, bilmiyorum ama sonuçta asıl gerçek hayatlarında paylaştıkları ne olacak? Ne yapacaklar? Belki de bir hediye alacaklar birbirlerine. O hediyeyi göreceğiz. Kerem'in hediyesi olacak ya da Kerem'in Hande'ye aldığı bir hediye olacak. Bir anda herkes bunun farkına varacak. Bakın buraya söylüyorum. 14 Şubat'ı bekleyelim. Bakalım ne olacak? Önemli bir gün. Sevgililer günü. Aşkın günü. Aslında tabii aşkın hiçbir günü olmaz ama sonuçta 14 Şubat bu şekilde bir olmuş dünyada. Ve bakalım bu özel günde ne olacak? Ne yapacaklar? İşte asıl önemli olan da bu. Bundan sonraki tabii ki belki çok böyle hani belli de etmemeye çalışacaklar. Ama ortaya çıkacaktır. Belki de o gün söyleyecekler birbirlerine sevdiklerini ya da ima edecekler. Her şekilde bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Yani buna hala PR diyen, bu reklam diyenleri anlamış değilim yani. Yani reklam PR, vay be, süper başarılar o zaman, ben size söyleyeyim yani. Ama ilginçtir, reklam PR diziye yaramıyor. Yani dizi 10. sıralarda, 9. sıralarda yayın maalesef yani, reytinglerde düşük. Yani bu diziye reytinglerini patlatmaya yaramıyor. Demek ki reytinglerde alakası yok. Ha, ikilinin proje almasını biliyorsunuz. Zaten alıyorlar. Hande güzel, çok güzel bir kadın. Kerem Bürsin de yakışıklı bir adam. Zaten diziye ihtiyaçları yok ki. Yani bu kadar hani ikilinin bir araya gelmiş olmasını vesile olduğu için evet, belki ön plana çıktı onların iş almak mağabında. Ama biz dur birbirimize yakınlaşalım, bu dizide daha da böyle güzel sarılalım, öpüşelim. İşte dur daha da güzel rol yapalım, Hande gel birbirimize sarılalım da iş kopartalım, para kazanalım mantığı gidiyorlarsa bunu da düşünüyor bu PR yapıyor, reklam yapıyor diyenler. Komiksiniz, komik. Vallahi komiksiniz yani. Evet, bazı öyle hani samimiyetsizler çıktı karşınıza. Yani onlar zaten hemen kendini belli etti. Zaten onlar da aşkı gözünden anlayanlar tarafından zaten reddedildi. Ama bu böyle değil ki. Vay be. Yani düşünüyorlar ki dur gel Hande birbirimize sarılalım, öpüşelim. Hatta gel öyle güzel belli edelim ki böyle hani bize aşık sansınlar. Hadi gel şöyle koklaşalım. Gel işte şöyle yapalım. Ama bir güzel bir iş koparalım. Bir sürü bize iş teklif gelsin, para gelsin, reklam gelsin falan. O mantıkla gidiyorlar ha. Vay be. Ya nasıl bir mantık var sizde anlamıyorum ya. Reklam diyenler, PR diyenler. Kerem Bürsin'e hayranları var. Bazıları öyle bir fanatik duruma gelmiş ki. Hayır, Kerem Bürsin asla aşık olamaz. İşte o yalnız kalp ya da işte hatta bazısı böyle hani kıskançlık durumuna gelmiş. Bu farklı bir durum maalesef. O biraz daha fanatizme giriyor. Tehlikeli bir şey. Özdeşleştirmeleri, kendilerini onunla yakın görmek istemeleri var. Bu iyi bir şey değil. Aşka inanın, sevgiye inanın, 14 Şubat'ı bekleyin diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Umarım bundan sonraki videolarımızda yine mutlaka konuşacağız o çifti. Çünkü çok güzel çift. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Her şey yakında belli olacak, daha da güzel belli olacak, netlik kazanacak. Biz aşk kazansın,
evet aşk olsun, sevgi olsun tarafındayız. Efendim Magazin Express'i izlemeye devam edin. Daha çok güzel videolarımız, röportajlarımız olacak efendim inşallah. Hayat normale dönmeye başlıyor. Başladıktan sonra bomba gibi geleceğiz inşallah. Daha da güzel şeyler olacak. Abone olmayı lütfen unutmayın. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Anker ekibinden yorumlar bekliyorum. Neler söyleyeceksiniz? Neler diliyorsunuz? Bizimle ilgili neler konuşmamızı daha çok istersiniz? Neler istersiniz? Neler görmek istersiniz? Tüm Magazin Express izleyenlerine ve tabii ki hangercilere de bunu söylüyorum. İyi günler diyorum.